varmış bir yokmuş, masalmış hayat. Mevsimler değişmiş, ömürmüş geçer. Anahtar. Hayal mi yaşanan rüya mı biter? Bir varmış bir yokmuş, masalmış hayat. Bayramlar her aile için bir şölendir. Tüm aile bireyleri o günü dört gözle bekler. Bayram sabahı baba ve oğullar camiye giderler. Namaz sonrası küçükler büyüklerin ellerini öper, büyükler de onlara harçlık verirler. Günlerdir tartışıla tartışıla karar verilerek alınan yeni giysiler giyilir. Hele bayram, kurban bayramı ise cami sonrası kurban hazırlanır, kurbanı kesmek için bir kasap bulunur. Eğer vakit çok gecikmemişse sabah kahvaltısında kurban eti tattırılır. Sonra da hısım akraba ziyaret edilir, elleri öpülür. Gel gör ki Mehmet'in evinde özellikle kurban bayramı böyle geçmez. Kurban kesilir kesilmesine, aile büyüğü kurban namazı da kılar kılmasına ama tüm aileyi büyüğünden küçüğüne bir hüzün kaplar. Sanki bayram değil bir cenaze evidir Mehmet'in evi. İşte böyle bir kurban bayramı arifesiydi. Dört gün boyunca bu matem dolu havayı yaşamak istemeyen Mehmet telefona sarıldı. Amacı o kasvetli ortamdan kurtulmaktı. Ilıcalar'da bir oda ayırttı. Ilıcalar merkeze 30 kilometre uzaklıkta, tabiat harikası bir yer. Bahar aylarında yeşilin, sonbaharda kırmızının tüm tonlarını doya doya seyredebileceğiniz bir bölge. Tepelerde çam ağaçları, aşağılarda meşe, fındık, palamut, kestane ve her türden ağaçlar. Bahar aylarında yeşilin tüm tonlarını, sonbaharda ise sarıdan kırmızıya tüm renkleri doya doya seyredebilirsiniz. Hatta bahçelerimizde binbir güçlükle yetiştirebildiğimiz çam ağaçlarının yalçın kayalık tepelerden gökyüzüne yükseldiğini hayretle seyredebilirsiniz. Bu bölgede yer kabuğunun çok fazla kırılmasından olacak, geçtiğiniz yol kenarındaki toprak renkten renge geçer. Bazı bölgeler altın sarısıdır, sonra yeşilin tonları gelir. Daha sonra kırmızı, kahverengi, pembe ve bunların karışımından oluşan renk cümbüşü. Arabayla giderken başınız bir aşağıya, bir yukarıya bakar. Toprağın olağanüstü renklerini mi, yoksa ormanın örtündüğü yeşilin tonlarını mı seyretmeniz gerektiğine karar veremezsiniz. Koca bir dağdan döne döne inilen Ilıcalar hemen hemen deniz seviyesinde olan bir vadidedir. Güzel bir bayanın gerdanına takılan elmas kolye gibi Sakarya Nehri de bu vadiyi taşlandırır. Tarlalara su çıkarmak için nehrin her iki yakasına kurulan dönme dolaplar çıkardıkları seslerle tarlalarda çalışan genç kızlara eşlik ederler. Toprak mümbit mi mümbittir. Aşık Veysel'in dediği gibi kazma inan belinen yırttıkça yüzünü daha da bol verir ürünü. Köylüler kışın yeşil soğan, marul, roka, tere, yazında domates, biber, patlıcan yetiştirirler. Bazı yerlerde yılda üç ürün aldıkları olur. Narın, razaka üzümün, incirin en güzeli, lezzetlisi bu bölgede yetişir. Ne şanslı köylüler diyeceksiniz. Nerede? Ürünleri öyle ucuza gider ki, bazı köylülerin sırtındaki ceketler 10-15 yıllıktır. Çoğu zaman satamadıkları için ürünü tarlada bırakmak zorunda kalırlar. Ilıcalar köye 4 kilometre uzaktadır. Mehmet ne zaman eşiyle buraya gelse köye kadar yürür. Dönüş yolunda tarlalarda çalışan köylülerle sohbet eder, onların dertlerini dinler. Dönüşte terli terli banyolara girer, bir güzel banyo yapıp yemek derdine düşerler. Bu arife günü de öyle oldu. Köye kadar yürüdüler ama tarlalarda çalışan, konuşacak kimseler yoktu. Köyde adettir. Bayram öncesi arife günü tarlaya gidilmez. Büyük, küçük, yaşlı çocuk kamyonlara dolunur, hamamlara gidilir, küyrupak yıkanılıp köye dönülür. Bu yıllardır hiç aksatılmadan sürdürülen bir gelenektir. Dahası Ilıcalar köye ait olduğundan hamamlara para da ödenmez. Dönüş yolunda Mehmet ve eşi köylülerle konuşup dinlenme fırsatı olmadığı için ara sıra durup hem soluklanıyorlar hem de tarlaları seyrediyorlardı. İşte böyle bir iki dakikalık bir molada her ikisinin de dikkatini bir roka kümesi çekti. Boş tarlanın ortasındaki rokayı
uzun uzun süzdükten sonra her ikisi de aynı anda sanki bir şeyler konuşacakmış gibi yüz yüze döndüler. Konuşmuyorlardı ama birbirlerinin ne düşündüğünü çok iyi biliyorlardı. Roka bu sene Nadas'a bırakılmış bir tarlanın tam ortasındaydı. Hiç bakılmamasına rağmen öyle güzel gelişmiş, öyle boy vermişti ki sanki artık gelip alın beni diyen bir hali vardı. Üstüne üstlük Mehmetlerin misafirleri de gelecekti. Yarın akşamki yemekte sofrayı Roka ile süslemek güzel olmaz mıydı? Karı koca birbirlerinin yüzüne bir süre daha baktılar. Konuşmuyorlardı. İkisi de birbirine aynı soruyu sormuş, aynı yanıtı almışlardı. Mehmet tarlaya doğru bir iki adım attı, durdu. Geriye döndü, eşinin yüzündeki endişeli ifade hiç değişmemişti. Ayakları ileri mi yoksa geri mi gitsin bilmiyordu. Bir iki saniyelik tereddütten sonra emin adımlarla tarlaya doğru yürüdü. Roka'nın başına gelince durdu. Çuvallarla gübre döksen, dibini 10 kere çapalasan, sabah akşam sulasan bu kadar güzelini yetiştiremezsin. Döndü eşine tekrar baktı, yüzündeki aynı ifadeyle sanki bir tahtaya çakılmış çivi gibi aynı yerde duruyordu. Artık karar vermeliydi. Bir iki saniye daha düşündü, sonunda şeytan galip gelmişti. Eğildi, Roka'yı tuttu. Roka tek kökten çıkmıştı. Tek eliyle kavradığı Roka'yı çekti, nafile. Diğer elindekileri yere bıraktı, iki elle asıldı, Roka pes etmiyordu. Tam bu sırada uzaktan korna sesleri, bağırmalar, türküler gelmeye başladı. Demek köylüler hamamlardan dönüyorlardı. Hafifçe ürperdi, korkudan olacak, alnı terlemeye başladı. Köylülerin Roka'yı söktüğünü görmelerini istemiyordu. Ne de olsa köylülerin kendisi hakkında pek güzel kanıları vardı. Pek çoğunu tanır, onların dertlerini dinler, elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışır, yardımcı olamazsa onlara doğru yolu gösterirdi. Bu güzel ilişkilerin bir Roka yüzünden zedelenmesini istemiyordu. Tekrar eğildi, iki eliyle Roka'nın kökünü kavradı, bütün gücüyle asıldı. Roka sonunda pes etti. Mehmet elinde Roka, sırt üstü düştü tarlaya. Tam bu sırada köylülerle dolu iki kamyon tarlanın hizasındaydı. Mehmet'in korktuğu başına gelmişti. Roka zamanı öyle güzel ayarlamış, kamyonlar tam tarlaya ulaştığında pes etmişti. Yüreği sanki kafesinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Soğuk bir ter basmıştı vücudunu. Dayanamadıp el salladı köylülere. Kimisi hoş geldin hoca, kimisi iyi bayramlar, kimisi de afiyet olsun hoca diye bağırıyorlardı. Her şey birkaç saniye içinde olup bitmişti. Demek bizim hoca da izinsiz Roka çalıyordu. Artık yapılacak bir şey yoktu. Roka'yı alıp ılıcıların yolunu tuttu karı koca. Ertesi sabah bayram sabahıydı. Camiye gidildi. Namaz sonrası eş dostla bayramlaşıldı. Roka olayı hariç misafirleriyle birlikte 3 gün ılıcıların tadı çıkarıldı. Arife gününden beri devam eden pastırma yazı 4. günü sabahı birden değişmeye başladı. Sabah hafif çiseleme ile başlayan hava, öğleyin şiddetli yağmura dönüştü. Ilıcalarda yağmur, yukarıda, tepelerde kar demekti. İster istemez gözler, gelirken döne döne inilen dağın tepelerine döndü. Tepeler çoktan beyaza bürünmüştü. Tek dönüş yolunda kar bir buzlanırsa, bir hafta daha ılıcalarda kalmak zorunda kalacaklardı. Hemen toplanalım dedi eşi. Doğru karardı, zira biraz daha gecikirlerse yumuşak kar buza dönüşebilirdi. Alelacele eşyalar toplandı, valizler kapatıldı, arabaya taşındı. Kaybedilecek zaman yoktu. Arabayı aç, eşyaları yerleştirelim dedi eşi. Mehmet de her zaman anahtarları elinde taşırdı. Hayret, elinde yok. Ceplerine saldırdı, ceplerde de yok. Neredeydi bu anahtarlar? Anahtarları sana vermiş olmalıyım dedi eşine. Yok, vermedin. Yine de çantama bakayım. Çanta alt üst edildi, anahtarlar yok. Bütün valizler açıldı, tüm giysilerin cepleri arandı. Nafile. İdareye gitti Mehmet. Bulan birinin getirip idareye teslim etmiş olabilir umuduyla. Ne bulan var anahtarları, ne de getiren. Anons ettirdi idareden, bir bulan varsa anahtarlar acele idareye gelip teslim etsin diye. Yarım saat beklendi, yok. 1 saat oldu, ne gelen var ne giden. Mehmet kafası iki elinin arasında bir kenara çömelmiş, düşünüyordu. Nerede kaybetmiş olabilirdi? Geriye doğru 3 gün hatırlamaya çalıştı.
aklına hiçbir ipucu gelmiyordu. Hava kararmaya ve soğumaya başlamıştı. Bu gidişle bir hafta daha buradaydılar. İşin kötüsü, davet ettikleri misafirler de onlarla kalmak zorundaydılar. Mehmet aniden kalktı, sanki bir şeyler hatırlamış gibiydi. Yüzünde hafif bir gülümsemeyle arkadaşına, "Beni arabanla bir yere götürür müsün?" dedi. Mehmet'in çaresizliğini anlayan arkadaşı, "Tabii ki götürürüm, atla." Her ikisi de süratle arabaya binip köy yoluna girdiler. Daha 3 dakika bile olmamıştı ki Mehmet, "Dur," dedi. Rokayı söktüğü tarlanın yanına gelmişlerdi. Mehmet yavaşça arabadan indi, kesin adımlarla rokayı söktüğü yere yürüdü. Teşhisinde yanılmamıştı. Anahtarlar yarısı toprak içinde onu bekliyordu. Anahtarları yerden aldı, iki kolunu havaya doğru açıp yüzünü gökyüzüne çevirerek, "Tanrım," dedi, "demek çok büyük bir günah işlemişim." Sonunda roka intikamını almıştı. Anılar şarkılar aklına yatar. Biri varmış biri yokmuş, masalmış hayal. Biri varmış biri yokmuş, masalmış.